Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda laptopumuzu ikinci ekran olarak nasıl kullanabiliriz? Onunla ilgili size basit bir hile göstereceğim. Şimdi başlayalım. Bilgisayarımızın ayarlar kısmında opsiyonel özellikler. Bu Türkçe'de neye karşılık geliyor bilmiyorum ama şuradan özellikleri görüntüle dediğimizde şuradan en altta Wi-Fi display özelliğini görüp seçip ileri diyeceksiniz. Ben burada zaten Wireless Display özelliğini ekledim. Kablosuz ekran olarak. Türkçe menülü bilgisayarlarda kurduktan sonra bağlan olarak gözüküyor. Burada Wireless Display olarak gözüküyor. Şimdi kurduğumuz bilgisayarda çalıştırırsak şu şekilde bir ekran geliyor. Bağlantı olarak, kablosuz ekran olarak kullanacağımız cihazda bu Wireless Display programını çalıştırıyoruz. Daha sonra kablosuz ekrana bağlanacağımız bilgisayarlardan. Bu ikisi de aynı Wi-Fi ağına bağlı olmak durumunda bu cihazlar. Daha sonra şuradan ayarlar kısmından display bölümünden multiple display çoklu ekran bölümünden kablosuz ekrana bağlan seçeneğini seçiyoruz. Burada kablosuz ekran yayını yapan bilgisayarımız gözüktü. Şimdi kablosuz ekranımıza bağlandık. Onu göstereceğim size. Önce bağlandıktan sonra bakalım neler var. Gelişmiş görüntüleme ayarlarından birinci ekranımız 2K 144 Hz. İkinci ekranımız da 1366'ya 768 60 Hz'e kadar destek veriyor kablosuz ekrandan. Ayarlarımızda herhangi bir problem yok. Ben şu an laptopumun ekranını görebiliyorum. İkinci ekran olarak size de göstereyim. Şuradan Display Capture kısmından OBS'ten şuradan OBS programında şu ekranı seçtim. Bu da benim ikinci ekranım. Bakalım. Zaten ana ekranıma göre sağ alt köşede duruyor. Şimdi bu OBS programını şöyle kaydırdığımda ikinci ekrana geçtiğini görebiliyorsunuz. İkinci ekranım bu şekilde. İkinci ekranımdan bir program çalıştırayım. Fare şu anda 60 Hz. Biraz tabii kablolu ekran bağlantısına göre biraz yavaş refleks veriyor ama görseli güzel. Takılma donma yok şu an için. Bu şekilde ikinci ekran olarak kablosuz bağlantı kurmanız için Microsoft'un yazılımını kullanabilirsiniz. Daha önceden Space Desk isimli bir program kullanıyordum. Bunda kablolu bağlantı özelliği de vardı. Ancak ufak tefek hatalar, sapmalar olduğu için bu Microsoft'un programından daha çok verim aldım gibi oldu. Onun için daha sonraki aşamalarda bu uygulamayı tercih edeceğim. Kullanmak isteyenlere tavsiye ederim. Güzel bir özellik. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere.